Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Ştatları Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı korumasından maliye, maddi, texniki ve diplomatik destek göstermeye çağırıp. Erdoğan böyle bir beyanatla iyulun 20'sinde Kipir'in Türkler yaşayan şimal hissesine seferi zamanı çıkış edip. Bir diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. Diplomatik ilişkilerde. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek. Ve bir diğeri de tabii burada bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Ankara bugünlerde beyan edilip ki, ABŞ'ın rehberliği ettiği NATO güvveleri Afganistan'dan çıkarıldıktan sonra Türkiye Kabil Havalimanı'nın muhafizesini üzerine götürebilir. Qeyd edelim ki, Ankara'nın Rusya'dan S-400 raketler alması ve Suriye problemi de dahil olmakla son vaxtlar Washington'la Ankara arasında ciddi fikir ayrılıkları yaranıb. Reuters yazır ki, Ankara indi ümid edilir ki, Afganistan'da tehlikesizlikle bağlı əməkdaşlık iki tərəfli münasibetleri yumuşalda bilir. Beynəlxalq koalisiya qüvvələri mayın 1-dən Əfqanistanı tərk etməyə başladıqdan sonra Taliban hərəkatı ölkə ərazisinin 1/3-ünü nəzarətə götürüb. Erdoğan Şimali Kipirdə çıxışında bu məsələyə də toxunub və Talibanla diyaloqun mümkünlüyünü istisna eləməyib. Bazı rahatsızlıkları söz konusu. Talibanla da bu süreci görüşmək surətilə nasıl ki Amerika ilə bazı görüşmələri Taliban yaptıysa, hələldə Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Şimali Kipir'de iki günlük seferde olan Erdoğan, yerli hükümet için yeni bina dikeceklerini vəd edib. Erdoğan'ın Şimali Kipir'e seferi adanın Yunanlar yaşayan hissesinde, Kipir Respublikasında itirazlarla karşılanıb. Onlar Erdoğan'ın seferine, onun adada iki devlet ideyasına itiraz bildiriblər. Qeyd edək ki, Türk ordusu 1974-cü ildə Kipirə girdikdən sonra ada iki hissəyə bölünüb. Adanın şimalındakı Şimali Kipir Türk Respublikasını yalnız Türkiyə tanıyır. Cənubda Yunanlar yaşayan Kipir Respublikası isə beynəlxalq alim tərəfindən tanınır və Avropa Birliyinin üzvüdür. BMT-nin indiyədək adanı birləşdirmək cəhdləri hələ ki heç bir nəticə verməyib.